Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Çöl Gülü hikayesinde Zeyn rotasıyla devam ediyoruz. 3. sezon 5. bölümdeyiz. Güzel tatiller bazen trajedilerin habercisidir. Bölüm açılırken videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bölüm 5. Kahramanlık. Sorumluluk reddi. Dikkat! Bu bölümde şiddet ve cinayet sahneleri anlatılıyor. Lütfen dikkatle okuyun. Değersiz insan alçaklara ihtiyaç duyan insandır. Oda sıcaktı ama Yasmin titriyordu. Olanlar ona çok baskı yapıyordu. Sehpaya baktı. Üzerinde büyük bir kase meyve ve bir şişe soda duruyordu. Yanında da taze bir dergi vardı. Ve kitap. Güzel kabartmalı, kapaklı bir koleksiyon. Bir şiir koleksiyonu. James'ten çok önemli bir hediye aldın. Şiirler ve masallar. İçinde sayfalara yapıştırılmış bir not buldu. James Blackmore'tan Doğu'nun önde gelen uzmanına. Pekala, tamam. Bir gün onu okumam gerekecek. Sakinleşmeliyiz. Hediyeler bununla bitmedi. Yasmin büyük bir siyah orkide sepetine doğru yürüdü. Tomurcuklar mesajı saklıyordu. Zeyn. Konuşmaktan kaçmaya çok hevesli, vahşi, huzursuz bir yaratık. Yarın sana önemli bir şey söyleyeyim, butiğimde. Utandı ve istemsizce elini göğsüne koydu. Kalbinin attığı yere, özellikle de şimdi yüksek sesle ve düzensiz. Bir kez daha karşılaşmalarını hatırladı. Yasmin'in her şeyi kontrol etmeye çalışmasını. Bu gerekliydi. Gerçekten hissetmeyi öğreniyordu. Ama Zeyn'in sadece onunla oynamadığına, ona hayatı öğrettiğine ya da babası için endişelendiğine dair kendine güvence vermesi gerekiyordu. Yasmin yaklaşan konuşmayı düşünürken dudakları bir gülümsemeyle seyirdi. Her şey bir yana Murat Salih'in akşam yemeği yerine kalmıştı. Bu da tüm önemli konuların bu gece arkadaşlarıyla konuşulması gerektiği anlamına geliyordu. Hiç vakit kaybetmeden herkese mesaj atarak 2 saat içinde otel odasında buluşmalarını istedi. Zeyne bile. Bu arada babasının gizli odasında bulunan defteri aldı. Bakalım babam bunu ne için saklamış. İlk sayfalar boştu ama sonra. İşte babamın el yazısı. Evinin yakınında vurularak öldürülen, sözü ve şerefi ve olan, bir adam olan arkadaşım Eyüp Alappas'ın anısına. Hareketsizliğimi affet dostum. Farkında olmadan senin celladın olduğum için beni affet. Ne yaptıkları hakkında çok fazla şey öğrendiğin için üzgünüm. Tıpkı ağabeyimin zamanında yaptığı gibi. Tıpkı Nafisa gibi. Bu garip itirafın sonu buydu. Zeyn'in babası öldürüldü ama benimkinin bununla ne alakası var? Gerçekten bunun olmasına izin verdi mi? Bu düşünce kızı rahatsız etti. Ve Zeyn'le babasının yakınlığı da şüpheli bu durumda. Geçmiş hakkında daha da çok şey öğrendin. 2 saat sonra kapı çalındı. Kapıyı açan Yasmin, kapının eşiğinde Zafer, Karo, Sindi, Zeyn, Sait ve Jack'i gördü. Adil tabii ki gelemedi. Konuyu Jack'in yanında daha sonra konuşmaya karar verildi. Hepinizi burada görmek güzel. İçeri gelin, size söylemem gereken bir şey var. Neler bulduğunuzu duymak için sabırsızlanıyorum. Belli ki bizi buraya hava durumu hakkında konuşmak için çağırmadınız. Sis, toplum içinde mesafesini hala koruyor. Sinsi. Yasmin, herkes sakin bir şekilde sandalyelere, yataklara ve hatta halının üzerine oturana kadar bekledi. Ben lafı uzatmanın bir manasını göremiyorum. Babamın kutusunun kayıp olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Sanırım neyin ne olduğunu anladım. Önüne notların bulunduğu bir not defteri koyarak yüksek sesle düşünmeye başladı ve sanki varsayımını görselleştirdi. "1980'lerde bir çocuk hastalandı. Babası ya da vasisi tedavi için bedevilere gitmişti. Babanın kutusunda büyük olasılıkla birisinin bedevilere başvurduğu bir çocukla ilgili bilgiler vardı. Ya bu çok etkili biri ya da..." Yasmin bunu dile getirmeye cesaret edemedi. Ama düşüncelerinin onları nereye yönlendirdiğinin çok iyi farkındaydı. Bu o olabilir. Bunca zamandır onu arıyorlardı. Bu yüzden babası onu bu kadar koruyordu. Kızlar gerçekten bu yüzden mi kayboluyordu?
ve babası onu kurtarmak için her şeye göz yummaya her zaman hazırdı. Bu çok zalimce. Yasmin onun acısını anlayabilecek tek bir kişi olduğunu biliyordu. Ve o kişi ona özel bir şefkat ve ilgiyle bakıyordu. Böyle sonuçlara varmak için geçmişte çok şey öğrendin. Bu sonuçlar ta ikinci bölümden başlıyor. Yani bu sonuçlara varmak için ta ikinci bölümden doğru seçimler yapmalısınız. Topaz kolye başımızın belası oldu. Çok sayıda insan olmasına rağmen otel odası bir süre rahatsız edici bir sessizliğe gömüldü. İlk önce Zeyn konuştu. Herhangi bir sonuca varmak için henüz çok erken olduğunu düşünüyorum. Kutunun içinde herhangi bir şey olabilir. Belki de özel bir şey yok. Yoku nereden çıkardım? Belki de özel bir şey. Ne yazık ki kızlar yalnızca elitlerin kaprisleri yüzünden ortadan kaybolabiliyor. Palmeira'nın seçilmesini, kontrol edilmesini sağladım. Siz yaptınız. Teşekkür ederim. Gerek yok. Salma henüz bulunamadı. Ama yine işin içinde başka bir şey olabilir. Yasmin Zeyn'i izledi ve onun gerçekten böyle mi düşündüğünü, yoksa herkesin kafasını karıştırmaya mı çalıştığını anlayamadı. Onu korumak için mi yoksa... Bence Kadir'le tekrar konuşmamız lazım. Ama gereksiz kulaklar olmadan. Sanki kızı kimseye güvenmemeye çağırıyormuş gibi herkese garip bir bakış attı. Bir şeyler ters giden hasta çocuğun Sait olabileceğini var. Olabileceğini varsaymıştık. Doktor Şakip'le birlikte arşivlerde çok araştırma yaptık. Verileri araştırdım ve daha sonra her şeyi Sait'in hikayesiyle karşılaştırdım. Çok fazla tesadüf vardı. Jack bilmeyenleri hızlı bir şekilde bilgilendirdi. Umarım bunu hep birlikte tartışmamızın bir sakıncası yoktur Sait. Gülümsedi ve onaylayarak başını salladı. Sait, harekete geçme zamanı. Gerçeği bilmemiz gerekiyor. Harekete geçme zamanı. Senin hakkındaki gerçeğe ihtiyacımız var. Lütfen. Kendinden çok emin konuştu. Ancak Sait kararlı görünüyordu. Bir ip gibi dimdik, bacak bacak üstüne atarak oturuyordu. Şimdi bakışlarında bir tür sessiz bir sertlik parladı. Babamı hatırlamıyorum veya hatırlamak istemiyorum. Bir süre onun evinde yaşadım ama hatırlamak hoşuma gitmiyor. Burada bir evi var mıydı? Sanırım onda çok var. Ama ben dağların yakınında yaşadım. Bildiğim kadarıyla İdris Saleh'in o bölgede hiçbir mülkü yok. Dağları sevmiyor. Sait garip bir şekilde omuzlarını silkti. Hastalandım. Sonra tekrar ve tekrar. Bana çok bağırdılar. Konuşmaya başlamamı istediler. Bunca zaman boyunca kayıtsız ve düşünceli Carolina aniden kaşlarını çattı. Zavallı çocuk. Seni o kadar korkuttular ki kelimenin tam anlamıyla suskun kaldın. Sait'i herhangi bir şekilde test ettiniz mi? Antikorlar ya da başka bir şey için. Birkaç gün önce Doktor Şakip'le temasa geçtim. Jack baygınken. Ben temizim. Her şey ortada olmasına rağmen lafı dolaştırıyoruz ve anlaşılmaz teoriler üretiyoruz. Soğuk, sakin sesi şimdi farklı geliyordu. Hafif gıcırtılı, kaygan bir gerginlik notasıyla. Özel bir kız arıyorlardı. Çünkü daha önce bulamadık. Sait koşulların kurbanı oldu. Annesinin o kişi olduğu düşünülüyordu ama ne yazık ki bir şeyler ters gitti. Herkesle yanlış olacak. Çünkü insanlar tanrı değil. Bize bunu kontrol etme gücü verilmiyor. Bize ideal bir insan yaratacak nitelikleri seçme gücü verilmiyor. Kutuda deneyin detayları var. Ve bunu başlatan kişinin adı. Bu benim teorim ve bundan eminim. Öyle mi? Hemen kesip atıyorsunuz. Belki bir şey biliyorsunuz. Yoksa kafa karıştırmak mı istiyorsunuz? Ne kadar zekice. Kendinize sormanız daha uygunken bana soru sormak. Belli ki Sefer ve onun sırları hakkında benden daha çok şey biliyorsunuz. Butik sahibi. Son iki kelimeyi öfkeyle vurguladı. Fikrimi ifade ettim. Artık gereksiz varsayımlarla zaman kaybetmemizi istemiyorum. Bu arada Yasmin, adaleti sağlayamadım. Şehriniz kendi yasalarına göre yaşıyor. Ama sizden kan almaya çalıştıklarına göre onlar da etrafı kokluyorlar. Ya kafa karıştırmaya çalışıyorlar ya da korkutmaya çalışıyorlar. Kimseye ya da hiçbir şeye tepki vermeden odadan çıktı. Kar kraliçeleri çok savunmasız olabilirler. Zafer, sanırım hemen hastaneye gitmemiz gerekiyor. Doktor ve Kadir'le konuşmak için. Hah, bensiz. Sizinle gelebilir miyim? Bensiz? Evet, bu sizin için tehlikeli olabilir. Üstelik Kadir sırlarını bana açıklamaya daha istekli olur. Zafer sessizce itaat etti ve ikisi de çıkışa doğru yöneldiler. Yasmin onları oyalamak istemedi. Geri kalanlar da odalarına gitmeye karar verdiler.
Jack dışında herkes. Yakında. Jack bir ayrıntıyı atlamaktan korkarak o olmadan konuşulan her şeyi Adil'e anlattı. Adil dikkatle dinledi ve analiz etti. Hemen sonuca varmayalım Yasmin. Jack senden kan testi alıp eskisini kontrol edecek. Takiple konuşalım. Babama Omar'ın kimin ziyaret etmiş olabileceğini soracağım. Teşekkür ederim. Peki bu arşivleri nereden buldun? Bağlantılar. Ölen liberal lider de dahil. Sence bu işler nasıl yapılıyor? Ortak çıkarlar, biliyorsun. Tamam. Omar'dan bahsetmişken, ona ne olduğunu bilmiyorum. Ona, gruba. Beni polis aldıktan sonra. Recep'ten bunu öğrenmesini istedim. Umarım onlara dokunmadılar. Ben de. Ama Recep, Mustafa meselesinde isyancının yardım edeceğini ima etti. Her şey ne kadar zor. Ve yarınki gün de bir o kadar zor. Önemli olan Blackmore'un Mustafa'ya yardım etmesi. Adil kaşlarını çattı. Mustafa'nın tek başına çekip çıkarılması lazım. Bu hayırsever yardım etmeyecek. Ve eğer kendisi de tüm bunlara dahilse o zaman daha da kötü. Bir planın var değil mi? Tabii ki. Mustafa'nın gönderildiği cezaevindeydim. Orada olduğunu biliyorum. Hangi bloktan bile şüpheleniyorum. Bir zamanlar ben de oradaydım. Yasmin ve annen de bir zamanlar oradaydı. Bana yardım etmelisin kardeşim. Adil'in planın güvenilir. Ama riskli görünüyordu. Ancak bu onu ne zaman durdurdu ki? Jack, bunu sensiz yapamayız. Sana kötü şeyleri öğreteceğim. Ne yapalım? Maddie bizimle olacak. O harika bir aktör. Meslektaşın Carolina'yı evrak işlerini halletmesi için ikna etmen gerekecek. Böylece her şey resmi ve ciddi olacak. Terminolojiye girmemize gerek yok. Zaten anlamayacaklar. Önemli olan daha fazla pul ve imza. Kız sadece sessizce kabul edebildi. Eğer Adil bir şeyin peşindeyse onu ikna etmek neredeyse imkansızdı. Uzun sohbetler sırasında gecenin nasıl geldiğini kimse fark etmedi. Birisi zaten yüksek sesle esniyordu. O da serin ama rahattı. Tüm ışıkları kapatan Yasmin uykuya daldı. Zeyn'le yarınki konuşmayı düşünmek başına hoş bir şey beklentiyle döndürdü. Yasmin boşuna sakinleşmeye çalışarak eşyaları yeniden düzenledi. Gergin misin? Üzgünüm. Kapı açıktı. Bir kez daha otel odasıyla malikanedeki odayı karıştırdığını fark etmemişti. Her zamanki gibi çok sessizce yaklaşıyorsun. Öyle mi? Bulutların arasında süzülüp duruyorsun. Babam nasıl? Çabuk hazırlanacağım ve gideceğiz. Hayır. Hayır mı? Nedenmiş o? Bir şey mi oldu? Hayır mı? Nedenmiş o? Bu sefer ne oldu? Doktor Şakip yok ve kimse onun nerede olduğunu bilmiyor. Bu ilk. İkincisi, baban seni görmek istemiyor. Seninle konuşmayacağını söyledi. Öyle mi? Babasıyla arasındaki aşılmaz yanlış anlaşılma yine yıkılmaz bir duvar ördü. Muhtemelen son konuşmalarından hoşlanmamıştı. Onun sorularından hiç hoşlanmazdı. Onlara asla cevap veremezdi. Kadir Bey, kutunun virüsle ilgili olmayan bazı araştırmaların sonuçlarını içerdiğini söyledi ve... Ve gerçekten buna inanacağımı mı düşünüyor? Yorgun ve kızgın hissediyordu. Her şey yeniden tekrarlanıyordu. Babası onu yine aptal ve yaramaz bir çocuk olarak görüyordu. Prensiplerini onun için endişeleniyormuş gibi gösteriyordu. Bay Zeyn'in butiğine gideceğim. Çok yakın. Bana eşlik etmenize gerek yok. Soru sormaya da gerek yok. Doğru anladın mı? Cevap vermedi. Butik atmosferiyle kızı yine etkiledi. Dekorasyon kusursuz derecede zevkli ve lükstü. Yasmin parmaklıklarının arkasına saklandı ve Zeyn'in çalışanları azarlamasını izledi. Terslemedi, kaba davranmadı. Onlara bağırmadı ama kendinden emin ve tereddütsüz bir emir tonuyla söylediği sert sözler ayaklarının altındaki zemini kaydırdı. Kızın kalbi bir kez daha çarptı, sonra bir kez daha ve bir kez daha. Bu adam onun üzerinde manyetik bir etki yaratmış. Kelimenin tam anlamıyla onu çılgına çevirmişti. Onu düşünmesini o kadar çok istiyordu ki. Onun kurallarına göre oynamayı seviyordu. Ve lütfen bunu artık müsamaha göstereceğimi unutmayın. Bu kadar. Bugün erken bitirmenize izin veriyorum. Arkasını döndü ve görünüşe göre ofisine doğru ilerledi.
Yasmin peşinden gitti. Kapıda duraksadı ve kapıyı çalmadan içeri girdi. Yasmin, sonunda geldin. Başka bir seçeneğimiz var mıydı? Saldırı sonu güldürdü. Ama bir soruyla başlamama izin ver. Bana kendinden, ailenden biraz daha bahset. Baban hakkında. Babam hakkında. Yüzünde gri bir özlem gölgesi belirdi. Babamı sadece sevmedim, ona saygı duydum. Benim için o sarsılmaz bir otoriteydi. Sözünün neriydi, ideal bir koca ve baba örneğiydi. Nadiren ağlarım ama cenazesinin olduğu gün sanırım tüm gözyaşlarımı döktüm. Ve ertesi gün onun öldürülmesini emreden adamları bulacağıma dair kendime yemin ettim. Tahmin etmedin mi? Onun için tehlikeli bir soru. Kalbine saplanan bir bıçak kadar keskin. Eski bir yaraya, utanca. Elbette tahmin ettim. Ve bu insanları öldürmek yerine onları yakınımda tutmayı seçtim. Sırlarını sakladıkları kişi olmayı. İsyancının kaybedeceğini neden hep biliyordum biliyor musun? Çünkü daha önce de böyle bir yenilgiye şahit oldum. Babam da öyleydi. Savaştığın insanlar bu şekilde oynamaya alışık değilken, adaleti açıkça sağlamak mümkün mü? Belki evet ama bu riski göze alamazdım. Anneme bir daha zarar veremezdim. Bu sefer ölümümle. Diyalog kurmayı, babamdan bile daha fazla para kazanmayı öğrendim. Bu yüzden mi mücevher butiğini İtalya'ya taşıdın? Evet, sefer bana yetmiyordu. Boğucuydu, acıyı hatırlatıyordu. Annemi kurtarmam gerekiyordu. Roma onun yeni evi oldu. Daha sonra Florensa. Galerinin yakınında bir ev aldım. Uluslararası bağlantılarım oldu. Bu çok önemli. İdris Saleh'in kendisinden nefret eden bir adamın butiğinden takım elbise aldığından haberi yoktu. İdris Saleh. Ya babam? Onu suçlamadın mı? Suçladım ve bazen hala suçluyorum. Yardım edebilirdi ama sanırım bir şeyler engel oldu. Yine de ona kızgın değilim. Onun diğer tarafını biliyorum. Şimdi her şey yerli yerine oturuyor. Bu yüzden Adil'in tutuklanması konusunda bu kadar ses çıkardın. Olaya dahil olmamı istedin. Evet, seni babam ölmeden önceki ben olarak gördüm. Genç, dünyaya açık, keskin bir adalet duygusuna sahip. Ama bu benim tuzağım oldu. Neden? Çünkü sevdim. Duraklamadı, sözlerini seçmedi. Ay, bizi mi sevdiğini itiraf edecek. Sadece gözlerinin içine baktı, nazikçe elini tuttu ve söyledi. Söyledi ve kalbini tutuşturdu. Müzik de daha da bir coşkulu çalmaya başladı. Vücudun her hücresinden bir kasırga geçti. Duygularını yok etti. O aşık oldu. Seni sevmenin ne demek olduğunu biliyor musun? Ne cevap vereceğini bilmiyordu. Ona dikkatli baktı. Dinlemezse delireceğini hissediyordu. Kendinle savaşmanın nasıl bir şey olduğunu biliyor musun? Biliyorum ve ben bundan o kadar yoruldum ki. Onu kendine çekti ve onu öptü. Önce yavaşça, nazikçe. Bu sahneleri seslendirmeyeyim. Sizinle beraber okuyayım.
Henüz acele etmeye gerek yok. Özellikle de cevabını duymadığım için. Teklifi duymadım. Ah, sinsi tilki. İkisinin de birbirine sinsi demesi peki. Bir önceki bölümde mi ne, Yasmin de Zeyne diyordu. Evet, var öyle biri. Her şeyi kendin biliyorsun. Elini yanağına koydu ve hafifçe tırmaladı. Cevabımı öğrenmek istiyorsan hazırlıklı ol ve düzgün bir şekilde sor. Ve şimdilik. Göz kırptı ve ofisten çıktı. Vahşi. Bu arada Mustafa umutsuzluğa kapılmayı düşünmüyordu. Ne pahasına olursa olsun buradan çıkması gerekiyordu. Murat'ın kendi isteğiyle gitmesine izin vermeyeceğini biliyordu. Bu da hasta numarası yapması gerektiği anlamına geliyordu. Sahte öksürme ve kaşınma. Korkmuş ve cahil polisler anında alarm verecek, hapishane yemeklerini kontrol edecekler. Kendileri için korkacaklar ve o daha sonra kaçacak. Bugün hepsi nereye kayboldu? Sabah yemek verdiler ve sonra gelmediler. Belki de beni aç bırakmaya karar verdiler. Aynı zamanda hapishanenin girişinde iki kişi duruyordu. Bir hademe ve bir doktor. İyi günler, benim adım Jack. Uyarılmalıydınız. Soyadı karmaşık olan bir bayanın geleceğini düşünmüştüm. G ile başlıyor sanırım. Çok kötü İngilizce konuşuyordu. Hayır. Ben ve asistanım varız. Merhaba. Ah, Arapça konuşmanız ne büyük bir nimet. Bildiğiniz gibi buraya nakledilen bazı meyve ve sebzelerin zehirli olduğundan eminiz. Her şeyi kontrol ederken aynı zamanda mahkumları da incelememiz gerekiyor. Edindiğimiz bilgiye göre sabahları özellikle tehlikeli suçluların bulunduğu bloka kahvaltı getiriyorsunuz. Evet, eğer hastalanırlarsa sorun değil. Zaten ömürleri kısa. Gördüğünüz gibi virüs mutasyona uğradı ve yeni versiyonu buraya meyve yoluyla gelmiş olabilir. Hava yoluyla bulaşabilir. Bu sizin de tehlikede olduğunuz anlamına geliyor. Polis küfür etti. Neden bunu yeni öğreniyoruz? Peki bu ürünler buraya nasıl geldi? Ve siz özellikle tehlikeli olanları soruyorsunuz. Bir şeyler dönüyor ama. Jack sinirlenmek üzereydi. Ama ağabeyinin talimatlarını hatırladı. Beni kim sanıyorsun? Hiç utanman yok mu? Kiminle konuştuğunun farkında mısın? Polis cevap vermek yerine telsizden birini aradı ve bir dakika sonra iki meslektaşı girişte belirdi. Ucubeler, zorla korkutmaya karar verdiler. Başhekimin söylediklerini pek iyi duymamışsınız anlaşılan. Adil sanki aniden ortaya çıktı. Soğuk ve kendinden emin bir şekilde konuşuyor. Göz temasını ustalıkla koruyordu. Heyet buraya bize, ailelerimizi kurtarmak için geldi. Elimizde tüm belgeler var. Saleh Bey bu bloğa kimsenin girmesine izin verilmesini emretmedi. Mutasyona uğramış virüsü yayarsanız ve insanlar hastalanmaya başlarsa Saleh Bey kafanızı koparır. Doktoru kızdırıp çağrılması gereken kişiyi aratmayın. Bu mührü görüyorsunuz. Jack öfkesini belli ederek kaşlarını çattı. Bize hemen eşlik ediyorsunuz. Çünkü bir pazarda değiliz ve pazarlık yapmaya alışık değiliz. Polis iç çekti ve isteksizce meslektaşlarına geri çekilmelerini söyledi. Tamam. Onlara hücreye kadar eşlik etmeye karar verdi. Hücreye yaklaştıklarında uzun bir öksürük duyuldu. Bence gitmeniz daha iyi. Bizi mahkumla baş başa bırakın. Ne maskeniz ne de bağışıklığınız var. Sizi dışarıda bekleyeceğim. Adil başını salladı. Üç kurtarıcı hücreye girdiğinde Mustafa gergin bir şekilde gözlerini ovuşturdu. Ben öldüm mü? Rüya mı görüyorum? Ölmeden önce rüyalarında bizi gördüğüne göre hayatın ne kadar sıkıcı. Hayır, hala hayattayım. Benim özel cennetimde bu kadar aptalca karşılamıyorlar. Peki küçük beyaz olan, şimdi yılın aktörüne yöneliyorsun. Hırıldıyorsun, öksürüyorsun. Sanki seni kilotuna kadar soymuşuz ve kızarıklık bulmuşuz gibi davranıyorsun. Ne olur ne olmaz diye yüzünü saklayacağız. Sonra da seni buradan çıkaracağız. Ama Saleh seni tanıyor Jack. Bunun peşini bırakmayacak. Üzgün gibi davranacağım. Beni, cılız küçük doktoru bayıltıp kaçtığını söyleyeceğim. Çabuk öğreniyorsun kardeşim. Kardeşim mi? Sen de kimsin be? Madi şakacı bir şekilde gözlerini devirdi. Hazırlan sarışın. Bu Binbir Gece hikayelerinden daha kötü bir dizi. Seni buradan nasıl çıkaracağımızı sana anlatacağım. Siz bu işi halledin. Ben gidip bizim polisi hazırlayayım. Araya girmesin. Abi ne olur sert olma. Dikkatli ol.
Benim için mi? Yoksa polis için mi endişeleniyorsun? Bu sorudan sonra senin için endişelenmeye ne hacet? Sanırım onun için endişelenmeliyim. Ben haydut değilim ama burada nazik bir şekilde olmayacak. Adil çıktı ve Maddie yüksek sesle konuşmaya başladı. Aman tanrım! Ne kadar zor! Her şey ne kadar kötü! Her yerde kızarıklık var ve bu öksürük... Mustafa'nın sırtına vurdu ve o gerçekten şaşkınlıkla hırıldadı. Onun bize getirilmesi gerekiyor. Yine bütün gece nöbet tutmam gerekiyor ve genç karım beni bekliyor. Evli misin? Ben bir aktörüm. Mustafa sıçradı. Çocuklar onu susturdular ve yüzünün yarısına kadar bir maske taktılar. Gitme vakti gelmişti. Jack kapıya vurdu ve hücre açıldı. Her şey sakin. Ona uyku ilacı enjekte ettim. Birkaç saat tatlı rüyalar görecek ve o zamana kadar biz gitmiş olacağız. Bizi uğurlaması gerekiyordu. Ders kitabına göre yaparsan olur. Daha iyi olurdu. Ama çok soru sorardım ve Mustafa'nın götürülmesine izin vermezdim. Ücretli bir seçim çocukların kaçışını takip etmene izin verecek. Hepimiz hızlı koşuyoruz, iyi dövüşüyoruz. Maddie ve ben kesinlikle bunu yapıyoruz. Üstesinden gelebiliriz. Bu kadar kötü bir adam olduğunu bilmiyordum. Aynı zamanda hikaye bilgileri ve istatistikler de verecek. Çocuklar için oynamaya devam et. Atla. Oynamaya devam et. Nereye gideceğini biliyor musun? Evet ama unutma, hızlı koşman gerekiyor. Burada her adımda kontrol edenler var. Eğer biriyle karşılaşırsak cesur olmalı ve otoriteyle baskı yapmalıyız. Hızlıca ve arkalarına bakmadan yürüdüler. Aniden Mustafa fısıldadı. Bugün Doktor Şakibi ve birkaç bedeviyi gördüm. Beni bir kez daha havalandırmaya çıkardıklarında. Dayak yemişler. İkisi de yara bere içinde. Onlar da bu blokta. Ama biraz daha uzakta. Bedevi mi? Omar. İzlerini kapatıyorlar. Ucubeler. Virüsle bağlantısı olan herkes bir şey biliyor. Onları gerçekten kurtarabilir miyiz? Adil soruyu cevap vermeden aniden sert ve yüksek sesle bağırdı. Acil buraya gelin. Kargaşa. Böyle bir şeye nasıl izin verebilir? Tabii birkaç saniye içinde bir polis ortaya çıktı. Ne oldu? Burada ne yapıyorsunuz? Mahkum neden seninle geliyor? Gardiyan nerede? Ben size soruyorum. Kontrol etmeye devam ediyoruz. Ben size soruyorum. Ne oluyor burada? Nasıl bu kadar insan hastalanabiliyor? Koku alma duyunuz mu kaybettiniz? Burnunun dibinde ne olduğunu görmüyor musunuz? Gerçekten tehditkar ve çok ikna edici görünüyordu. Diğerlerini de muayene etmemiz lazım ve bu tartışılmıyor. Polis memuru çaresizce kabul etti. Her birinde komedi sergileyen birkaç hücreyi dolaştılar. Ancak Adil bu adamlardan birinin kesinlikle masum olduğunu bilseydi, onlara da yardım edeceğini düşünürken kendini yakaladı. Sonunda en uzak hücrelerden birine ulaştılar. Orada dövülmüş doktor kıvrılmış halde yatıyordu. Bu bölümün başkanı, meslektaşımız, siz... Duygular Jack'i alt üst etti ama Adil kardeşine sert bir bakış attı ve onu sakinleşmeye çağırdı. Murat Bey'in emriyle burada. Şimdi onu kontrol edeceğiz ne de olsa. Hastalarla çok vakit geçirdi. Şakip iyi görünmüyordu. Bir daha sert sorgulamaya dayanamayacağı belliydi. Şakip'e yardım et. Onu arabamızda iğne yapmamız gerekiyor. Hepsi orada. Buradaki koşullar pek iyi değil. Ama... Ama diye bir şey yok. Amirlerine şikayet etmemizi mi istiyorsun? Yoksa uluslararası bir skandal mı yaratmak istiyorsun? Brezilya'dan gelen heyete müdahale ediyorsun. Adamın bu tehditlerden açıkça etkilendiği belliydi. Talihsiz yaşlı adamı itaatkar bir şekilde kaldırdı ve doktorların peşinden götürdü. Bir sonraki hücrede zar zor hayatta kalan bedevi Omar vardı. Omar'a yardım et. Burada istatistikler düşük tutulmuş. Adil yine katı bir doktor rolünü üstlendi. Bedeviyi dışarı çıkarmasına ve ona iğne yapmasına izin vermezlerse yetkili makamlara bildirmekle tehdit etti. Polisin kabul etmekten başka seçeneği yoktu. Sonunda gerçekten lanetli hapishaneden çıktılar. Polis memuru onları her yerde takip etti. Neyse ki daha önce onlara eşlik eden meslektaşını sormadı. Kanun hizmetkarı itaatkar bir şekilde ambulansa bindi ve burada kendisine uyku ilacı verildikten sonra huzurlu bir uykuya daldı. Şimdi onu çimlere sereceğim. Temiz hava. Temiz havada pembe rüyalar görsün.
Aman tanrım, kardeşim bir suç kahramanına dönüştü. Bazen burada başka türlü bir şey başaramazsın. Arabaya bindiler ve daha büyük bir iyilik için suç mahallinden kaçmak için acele ettiler. Kurtarılan esirler hiçbir şey anlamadılar ama teşekkür etmekten bıkmadılar. Belli ki uzun bir konuşma yapılacaktı. Ne oldu, nasıl ve neden? Umar'ı ve Şakib'i kurtarmayı başardın. Yüzü hala maskeli olan Mustafa'nın mırıltısı onu rahatsız edici düşüncelerden uzaklaştırdı. Ah, en sevdiğim kısım. Çirkin ördek yavrusunu güzel bir kuğuya dönüştürelim. Elinin hafif bir hareketiyle Mustafa'ya normal konuşma ve nefes alma yeteneğini geri verdi. Nihayet. Sevinmek için henüz çok erken. Dudaklarında gerçekten sinsi bir gülümseme parladı. Madi Mustafa'ya bir kadın kıyafeti uzattığında gülümseme daha da genişledi. Ne tür rol yapma oyunları bunlar? Yoksa kurtuluşun bedeli şimdi bu şekilde mi oluyor? Sanırım geri dönsem iyi olur. Seni cariye olarak satacağız. Çirkin kıllı bacaklarım, kaba bir sesim ve birkaç kusurum daha var. Sirki bitirin. Madi gerçekten onun kendini gizlemesinin başka yolu yok mu? Korkarım hayır, iz bıraktı. Yani şimdilik sakallı, çirkin bir kadın olmalı. Adil sadece gözlerini devirdi. Yani gel de Mustafa olduğunu anla. Şimdi bana burada kimin kim olduğunu, kimin kime kardeş olduğunu söyleyecek misiniz? Adil'i işaret etti. Peki liderimiz neden hem Arapça hem de Portekizce konuşuyor? Anlatacağız. Eh, aristokratı ve Jaffar'ı özledim. Beni çölün kralı gibi karşıladılar. Nasıllar acaba? Yollarına devam ettiler. Adil hapishaneye son bir bakış attı. Birinin hayatı her saniye acı verici bir şekilde ve gereksiz yere kesiliyordu. Bu bir gün değişecek mi? Bu arada... Vaha'daki ev her zamanki gibi güzeldi. Ama bu sefer özel bir şekilde dekore edilmişti. Yasmin en iyi şekilde görünmesi gerektiğini biliyordu. Bu yüzden hazırlandı. Misafirler yavaş yavaş lüks salonda toplandılar, giyinmişler, gülümsüyorlar. Cindy, Said, Carolina ve Jaffar göze çarpıyorlardı, muhtemelen samimiyetleriyle. Said yine Muna'nın nişanlısını canlandırdı. Sanki gerçekten bir aristokratmış gibi mükemmel davrandı. Zeyn konuklardan biriyle kendinden emin bir şekilde sohbet ediyordu. Carolina onun aksine kendinden pek emin değildi. Şimdi Carolina'mız ne giyecek bakalım. Kırmızı elbise. Yine de harika görünüyordu. Bu müzakereler için sıradan bir akşam gibi görünmüyor. O haklıydı. Salon sanki birisinin düğünü planlanıyormuş gibi dekore edilmişti. Yasmin, Rabia ve Amira'yı fark etti. Kadınlar. Ona başlarını salladılar ama yaklaşmaya çalışmadılar. Murat hala yoktu. Kardeşim, iyi olmana sevindim. Buradasın, şükürler olsun. Gözlerimle seni arayıp durdum. Murat sana zarar mı verdi? Ama hayır, ama bu akşam. Burada bir sorun var, hissediyorum. Ne yazık ki gelmek zorundaydım. Mustafa'ya yardım etmenin başka yolu yoktu. Eh, neredeyse. Gerçi Başir'in henüz isyancılar hakkında bir şeyler bilmesine gerek yok. O zamana kadar konuştular. Karanlık olmadı. Beyaz gelin kaftanı giymiş bir kız, Cariya'nın kolunun altından odaya girdi. Bu Samira. Olamaz.
Samira meraklı bir kahkaha attı. Bir keresinde Yasmin Mustafa'nın adını ağzında gevelemişti. Ve yeni çift haberi oldukça hızlı yayılmıştı. Sanki ilk bölümde bunu anlatıyorlardı, hatırladım. Düğünü. Ama kiminle? Cevap kendiliğinden geldi. Murat Saleh küçük kardeşini salona getirdi. Şimdi gelin ve damat müzisyenler eşliğinde tahtlarına oturdular. Resmi kısım bittiğinde Yasmin etrafta dolaşıp Murat'ı aramaya karar verdi. Zeyn'i dışarı çıkarmanın da yolu yoktu. Sürekli misafirler ve Blackmore tarafından dikkati dağıtılıyordu. Sonunda kız bir odaya girdi. Acı tecrübelerden ders alarak içeri girdi ve saklandı. Ne duyulabileceğini asla bilemezsin. Ve haklıydı. Bir süre sonra Zeyn ve İdris Saleh odadaydı. Saleh Bey, bugün aptalca bir şey yapmayalım, tamam mı? Zeyn, yine yüksek sesle gizemli cümleler atıyorsunuz ama sabrımı kaybedebilirim. Hayır, kaybetmeyeceksiniz. Yoksa ben de sabrımı kaybederim. Bağlantılarımı ve arşivlerimi ortaya çıkaracağım. İtalyan dostlarım, ailesinin yaptıklarını çok iyi biliyorlar ve sen de onlarla birliktesin. Hayırsever sizi kurtarmaz. İdris gerildi, Zeyn'i başından savmak istedi ama yapmadı. Kahve aşığı çok kurnaz ve tehlikeliydi ve onun kurnazlığı, zayıflıkları gözlemleme ve arama yeteneğinde yatıyordu. Aslında şimdi Zeyn blöf yapıyordu. Evet, bağlantıları Saleh'i yenmesine yardım edecekti. Ama Saleh'in de bağlantıları vardı. Kanıta ihtiyacımız var. Francesca'nın partide gördüğü yetmezdi. Oğlunuza göz kulak olun ve ona polis memurlarına kirli hücrelerde test yaptırma emri vermenin önemsiz ve nankör bir iş olduğunu söyleyin. Adamlarınız fareler gibi. Köşelerde koşturup etrafı kokluyorlar. Ah evet, söylediklerimi bir düşünün. Ve o gitti. İdris ise ayakta kaldı. Bir şeyler düşünüyor gibi görünüyor. Kendi kendine konuşmaya başladı. Yüksek sesle. Kahretsin. Bir de şu dansçı. Çok fazla soru soruyordu. Orada durmuş düşünüyordu. Düşünüyor. Biraz daha düşünüyordu. Ve Yasmin bekliyordu. Sonunda odaya bir kız girdi. Neredeyse sahneye çıkmaya hazırdı. Efendim, burada mısınız? Ama cevap yerine kaba bir selamlama aldı. İdris elini tuttu ve onu kendisine doğru çekti. Siz ne? Kes sesini. Dansçının gözlerinde korku parladı. Kime hizmet ettiğini unuttun mu? Yüzüne güçlü bir tokat attı. Öyle ki darbenin ağırlığı altında eğildi. Pislik ya. Size efendim. Yanağındaki avuç içi izi parlak bir nokta gibi yanıyordu. İdris Saleh ona tiksintiyle bakarak daha da yaklaştı ve ince boynuna sarıldı. Yasmin yumruklarının güçsüzlükten sıkıldığını hissetti. İsyancı yolu. İçinde yeni bir duygu kaynıyordu. Kulaklarında rahatsız edici bir çınlama, fokurdayan kan ve şiddetli bir bakış. Onu soruyor ve bırakmak istemiyordu. Bu öfkeydi. O kadar güçlüydü ki bir şok dalgasıyla her duvarı yıkabilirdi. Ve eğer kız şimdi yapabilseydi Saleh'i boğazından yakalayıp yaptığı her şeye pişman ederdi. Kimin tarafında olduğunu unutma diye. Kendini toparla ve gösteriye hazırlan. Beni bağışlayacaklarına söz vermiştiniz. Gitmeme izin vereceklerine. Burada ben karar vermiyorum ama senin sadık hizmetin için. Durakladı. Daha çok kötü bir ima gibiydi. Akıllı ol. Ay, gülünce çok korkunç oluyor. Arkasını dönüp gitti ve dövülmüş kızı titreyen ellerle ayakta bıraktı. Yasmin hiç düşünmeden ona doğru koştu. Sana biraz su getireyim mi? Dansçı şaşırmıştı ve endişeyle dudağını ısırdı. Yine mi sen? Tıpkı geçen seferki gibi. Takip ediyor musun? Hayır, ama sen açıkça o zaman akşam yemeğinde birini izliyordun. Tarağını çadırların yanında gördüm. Kumun üzerindeydi. Dansçı açıkça gergindi. Gözleri koşuyordu. Hayır, ben... Üzgünüm, zamanım yok. Gösteriye hazırlanmam gerekiyor. Gözlerinin kenarlarında gözyaşları toplandı. Şu anda ne duygularını ne de bedenini kontrol edebiliyordu. Senin yerine ben performans sergileyeceğim. Zaten yüzün peçeyle kapalı. Ne? Dalga mı geçiyorsun? Hayır. Kızın kendine güveni çok yüksekti. Bu da onu korkmuş dansçıdan farklı kılıyordu. Yasmin ona yaklaştı ve sarıldı. Kırılgan vücudunun dinmek bilmeyen korkudan titrediğini hissetti. Sana zarar vermeyecekler.
Söz veriyorum, dansımı uzun süre hatırlayacaklar. Bu bir zafer olacak. Orada bir yılan var. Gerçekten de masanın üzerindeki sandığın içinde parlak turuncu damarları olan büyük beyaz bir yılan vardı. Ya zehri çöl gülüyse? Pan zehirin ta kendisi. Ay, bu yılan da çok büyük ya. Ona komik ve acı geldi. Hayvan da kızlarla aynı rolü oynuyordu. Sis olarak, kendilerini tanrı sananlar için eğlence olarak. Böyle dans ettikten sonra ona ne oluyor? İnsanlardan bıkmıyor mu? Etrafındaki dünya yanarken bir yılan için endişelenmek aptalca görünüyordu. Ama bir şekilde doğru. Sonuçta kötülük çoğu zaman küçük kardeşlere karşı kayıtsızlıkla başladı. Bir yılan satın almak hikayeyi etkileyecektir. Dans edeceğim ve yılanı kendime bırakacağım. Ona zarar vermelerine izin vermeyeceğim. Bir şeyler düşüneceğim. Korkma, son zamanlarda uysallaştı. Sanki bir şeyin etkisinde. Acaba o gerçekten çöl gülü ve çöl gülü olduğunu bilen biri mi bir şey yapıyor? Hayvana yaklaşan Yasmin yılana baktı ve daha sonra sakin olduğundan emin olarak onu nazikçe okşadı. Artık kimse bize zarar vermeyecek. Dans kıyafetini giyerek salona girdi. Şimdi orada çok az insan vardı. Zeyn, Karo ya da Said'i bulamadı. Cindy ve Jafar da bir yerlerde kaybolmuştu. Bashir de yoktu. Konukların yarısı da ortadan kaybolmuş gibiydi. Garip. Ama şu anda umrunda değildi. Öfke tarafından yönetiliyordu. Seçkinler kimin kullanılıp kimin kullanılamayacağını nasıl seçiyordu? Neden karakoldan bu kadar kolay çıkmasına izin verdiler? Neden gitmesine izin vermişlerdi? Bir şeyden korktukları için mi? Yoksa ona ihtiyaçları mı vardı? Lanet kuklacılar. Hepsinden nasıl da nefret ediyordu. Yürüdü. Yavaş yavaş. Müziğin ritmine değil, kalbin ve düşüncelerin ritmine göre. Gözü aç adamlara baktı ve tiksintinin öyle bir güçle kabardığını hissetti ki, eğer bir dalga olsaydı her birinin ayaklarını yerden keserdi. Zalimler, şeytanlar. Başka kelime kalmamıştı. Kanı hala ellerindeymiş gibi görünen dövülmüş cansızcıyı düşündü. Salmayı düşünüyordu. Ah Cindy. Annesini. Kendini salonun ortasında bulan Yasmin, peçedeki yarıklardan bu şehrin yöneticilerini izledi. Kimin yaşayıp kimin öleceğine karar verme hakkına sahip olduklarına karar verenleri. Müzik başladığında kız öfkeyle dönerek dans etti. Dansın tamamını izle. Burada biraz ses verelim. Daha önce bunu düşünemezdi. Yabancı erkeklerin önünde böyle dans edemezdi. Utanılacak bir şey yok. Bunu onlar yapmalı. Benim gibi insanlar korunuyor. Onurlarını çiğnemekten korkuyorlar. Peki ya diğerleri? Kendini kötü hissetti. Salma, dansçılar. Bu iğrenç insanların gözünde onlar kimdi? Öldüğünü ancak bugün anladı. İçindeki o küçük masum kız öldü. Talihsiz, öfkeli insanların kalabalığın içinde ona saldırdığı ve elbisesini yırtmaya başladığı o gün. Eskisi gibi hiçbir şey yapmadan, babasını sessizce kınayarak hayal kalelere inanmak imkansızdı. Ve o kimse için önemsiz bir kum tanesi. Şimdi sadece tek bir şey için dans ediyordu. Yeni bir hayat için. İntikam için. Kalabalığın yaygarasına, erkeklerin iğrenç, sağır edici alkışlarına. Elbette hareketleri bir dansçınınki kadar ustaca değildi. Ama şimdi kimin umrundaydı? Kızlara işkence edildi. Öldürüldü. Bir daha olmayacak. Bir daha asla olmayacak. Ve yılan vücudunu sardıkça annesini daha çok düşündü. Uzun zaman önce veda ettiği kadına muhtemelen hayatta değildi. Yasmin Nafisa'nın öldürülebileceğini biliyordu. Ama onun ve yaptığı şeylerin anısı ölümsüz olmalıydı. Erkekler çılgına dönmüştü. Dans bitmedi. Sadece bir alev gibi parladı. Yüksek sesli müziğin ve öfkeli, kindar iç seslerinin arasından yağlı iltifatları kıza ulaştı. Murat Salih'in ve kardeşi de. Ay, sanki ilk defa görüyorlar. Sadece Blackmore sessiz oturuyordu. Ya ihtişamın tadını çıkarıyor ya da dansçıya acıyordu. Ama kız ağzındaki acıya kadar iğrenmişti. Her şeyi anlamıştı. Bu ziyafetteki padişah kimdi? Ve maskesinin altındaki kötü niyetli gülümseme, donmuş bir acı yüz buruşturmasına dönüştü. Sıradan bir kız şimdi onlar için dans ediyordu. Daha sonra başka bir deney amacıyla kullanmak veya kaçırmak isteyecekleri kız. Ama maskeyi çıkarsınlar. Hareketleri tutkulu ve akıcıydı. Yılan onun vücuduna sarıldı ve adamları suskun bıraktı.
ve Yasmin dönmeye devam etti. Dans kötü bitti. Ve sahne bitti. Dans olması gerektiği gibi bitmedi. Yarıda kesildi. Çığlıklar ve silah sesleri duyuldu. Mavi kıyafetli adamlar salona girdiler. Bu hayır olamaz. Kıyafetleri neredeyse isyancının kıyafetlerinin aynısı. Ve kurşunları kimseye esirgemedi. Yasmin dehşete kapıldı. Tanıdık yüzler bulamadı. Ve sahte isyancı gözlerinin önünde gelini yakalayıp karnından bir bıçakla bıçakladığında donup kaldı. Ay en mutlu günü şey oldu. Hayır. Gelinin beyaz kaftanına kan serpildi. Her zaman gülümseyen kız bir anda acı dolu bir lekeye dönüştü. Zenginler, ezikler, halkımız hasta, sizden bıktı. Sizden kaçış yok. Adil gibi konuşuyordu ama kesinlikle o değildi. Samira kanlar içindeyken nişanlısı çaresizlik içinde histerik bir şekilde dövünüyordu. Ta ki onu yaralayana kadar. Paralı askerler ortak salonun kapısını açtılar. İnsanlar her yana koştular. Yasmin kargaşadan yararlanarak oraya koştu. Arkadaşlarını bulması gerekiyordu. Seni uyarmıştım. Bunlar liberaller, isyancılar, katiller. Belli ki sinir krizi geçirmiş. Yoksa çok mu iyi oynuyordu? Parmağında Mustafa'nınki gibi siyah bir yüzük parlayan paralı askerlerden biri Rabia'ya yaklaştı ve onu soğukkanlılıkla yaraladı. Maşallah herkesi geçirdiler. Direnmedi bile. Dehşet içinde dondu. Sanki anlayamıyormuş gibi gerçekten onun oğlu muydu? Bu yüzük nereden geldi? Hayır. Yasmin dehşete düşmüştü. Rabia'ya farklı davranabilirdi. Ama o bile bunu fark etmedi. Kadın sallandı. Sanki düşecekmiş gibi görünüyordu. Ama Rabia acı içinde Murat'a yaklaştı ve onu bıçakladı. Ay gerçekten bir sağlam biz kaldık. Ne yapıyorsun? Bu benim oğlum için. Salih'in gözleri yuvarlandı ve karnını tuttu ve Rabia yere düştü. Yasmin ona doğru koşmak istedi ama hissetti. Birinin kolları onu nasıl yakaladığını. Bu Zeynep onu kollarına aldı ve üzerine örttü. Artık korkutucu ve acı verici olmasın diye onu çok çok uzaklara götürdü. Eğer kafasından tek bir saç teli düşerse Zeyn bu işe karışan herkesi yok ederdi. Onu kendi elleriyle öldürürdü. Bu aşağılayıcı dansı yapmasına izin verdiği için kendine yumruk atmak istedi. Çünkü o yoktu ve o salona girmediği için. Ama şimdi kızacak zaman yoktu. Onun yanında olması gerekiyordu. Yanındayım. Her zaman öyleydi ve her zaman öyle olacak. Evlen benimle. Zeyn, herkes birbirini geçti. Sen evlen diyorsun. Seni koruyacağıma söz veriyorum. Her bir parçana. Yasmin sanki bir çeşit histeriye girmiş gibi başını sallıyordu. Korkmuş yılan yeni sahibinin vücuduna sevgiyle sarıldı. Bugünün hayatının en mutlu günü olması gerekiyordu. Ama yine ondan alındı. Sakin ve neşeli hissetme hakkını ellerinden aldılar. Zeyn'e olan sevgisinden ve onu kaybetme korkusundan kalbi parçalanıyordu. Uzun zamandır inşa ettikleri kırılgan şeyi yok etmek. Ama şimdi güçlü elleri onu güvende tutuyordu. Ve başka hiçbir şey önemli değildi.
Zeyn yanımda. Onunla her zaman sıcak. "1980'ler. Çok karanlıktı ama yine de odayı incelemeye çalıştı. Odanın ortasındaki sanat eserlerinin, eski pahalı bir piyanonun, heykellerin ve kemiklerin ana hatlarını görmeyi başardı. Orada biri öldü ve çürüyene kadar öylece mi kalmış? İnsan, zayıf, kadın mıydı? Hayır, olamaz. Kurtuluş aradığı, sahibinin ona adalet sözü verdiği ev, içinde ölümü barındırıyordu. Kapı yavaşça gıcırdayarak açıldı. Genç adam alaycı bir şekilde sırıtarak kadına baktı. Beğendin mi? Bu peşimizde olan her bölüm sonu çıkan bölüm sonu canavarları gibi oldu tanımlaması. O adam değil mi? Yaklaştı ve kalıntılara doğru başını salladı. Bence güzel uyum sağlamışlar. Onların yerinde olmak ister misin? Deli misin? Yoksa oynayalım mı? Burada gerçekten neler olduğunu çoktan anladın değil mi? Nafisa gözlerini kapattı. Boğazına mide bulantısı geldi. İğrenmişti ve korkmuştu. Uzun zamandır ilk kez gerçekten korkmuştu. Ama onun bunu fark etmemesi gerekiyordu. Burada her şeyi bu kadar detaylı anlattığın için teşekkür ederim. Yüksek sesle okumaya bile hazırım. Çalışmana son bir kez saygı duyacağım. Zavallısın. Bundan kurtulacağını mı sanıyorsun? Dudaklarının köşeleri hafifçe yukarı kalktı. Adam göz kırptı. Sanırım öyle. Yani özel bir genin taşıyıcıları olan, ideal çocukları üretmek için seferde kızların kaçırıldığını yazıyorsun. Böyle çocuklara çöl gülleri denirdi. Indigo çocuklar gibi bir kod adı. Virüs zayıflardan kurtulmak için yaratıldı. Doğal seleksiyon. Sayfayı çevirdi. Kayıp kızların isimleri. Ne kadar dokunaklı. Şefkatliymiş gibi davrandı. O kadar iğrenç ve teatraldi ki. Nafisa ona bir şey fırlatmak istedi. Şimdi kendinle gurur duyuyor musun? Çok zekisin. Her şeyi çözmüşsün. Bravo. O kızları mı arıyordun? Onları bulmak mı istiyordun? Daha da yaklaştı. Nafisa onun soğuk bakışını gördü. Sürekli ona bakıyordu. Ve sonra sadece avucunun keskin bir hareketi. Yüzüne bir darbe ve saçlarından yakalayan yakıcı bir acı vardı. Onu kemiklerin bulunduğu piyanoya sürükledi. Merhaba de. Gözlerinden yaşlar aktı. Nafisa çığlığını gizleyerek dudağını ısırdı. Ve karanlığın umutsuzluğunu sakladığı için Tanrı'ya şükretti. Onurlu bir şekilde ölmek istiyordu. Peki selamın nerede? Sen bir hiçsin. Efendin de öyle. Kötülük yapmak için iyiliklerin arkasına saklanıyor. Ama ahirette bunu gizleyemez. Sen sadece kızgın bir yetimsin. Ben de anne babasız kaldım. Tıpkı bu kızlar gibi. Onları koruman gerekiyordu. Onun yerine neyi seçtin? Kapa çeneni. Yine yüzüne vurdu. Bu adama o kadar uyuz oldum ki. Son sözü sana söylüyorum. Saygımdan dolayı senden faydalanmayacağım. Ay pislik ya. Diğerlerine bir de bunu yapıyor muydu? Sadece dene. Son sözlerin ne olacak? Nafisa bu adamın şaka yapmadığını biliyordu. Ölüm uzun zamandır peşindeydi ama şimdi. Şu anda nefesini ensesinde hissediyordu. Nafisa fısıltısını, çağrısını duydu. Ve ateşle aydınlanan beyazlamış kadın kemikleri ölümün ve mutlak kötülüğün bir başka zaferiydi. Eşyalarımın arasında bir kitap var. Peri masalları koleksiyonu. Onu kızıma ver. Sen bilirsin. Rabbim tövbe bekliyordum. En azından çocuğa bir mektup bırakmanı bekliyordum. Ama peri masalları. Doğum yapar yapmaz kaçtığı için kızına hiç okumayan bir annenin masalları. Harika bir hediye ve sen kendin de zalimsin tatlım. Bir gün herkes gerçeği öğrenecek ve o beni anlayacak. Yaptığım her şey onun içindi. Diğer kızların, annelerinin iyiliği içindi. Sizin gibileri durdurmak için. Hala hiçbir şey anlamıyorsun aptal. Bu asla bitmeyecek. Yüzlerce aptal kız güvelerin ışığa uçması gibi. Sahibi gibi insanlara uçacak. Kolay para için dans edip model olacaklar. Şaplak yemekten, okşanmaktan, aşağılanmaktan mutlu olacaklar. Hepiniz böyle yaratılmışsınız. Güç ve tehlike sizi heyecanlandırıyor. Hepsinde. Kalıntıları işaret etti. Bir seçim vardı. Evde kalmak, evlenmek, güzel bir hayat masalına kanmamak. Senin de bir seçeneğin vardı. Nasıl seçim yapacağını bilmemen üzücü. Hançeri alıp... Ay okuyamıyorum.
Kadın halının üzerine düştü. Ay, çok kötü bir son. Adam bir sigara ve çakmak çıkardı. Bir sigara yaktı. Birkaç dakika boyunca sanki ayaklarının dibinde yatan cesedi fark etmemiş gibi. Sessizce şöminenin çıtırdamasını izledi. Nafisa'nın notlarını yerden aldı. Küçük parçalara ayırdı ve ateşe attı. Daha sonra ayakkabılarını öldürdüğü kadının elbisesine sildi. Geliştiricilere bu sefer 12 elmasla teşekkür edelim. Ve bölümümüz bitti arkadaşlar. Bir sonraki bölüm görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.